Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 9. bölüm, pardon 9 nereden çıktı? 7. bölümüne hoş geldiniz. Bilmiyorum ama 9 sayısı beni anma ihtiyacı duydu. Evet. Ve bu bölümle alakalı ilk olarak değinmemiz gereken şeyler. En son 7 ve 8. level'a gelmiştik. Daha sonra 8. level'a gelmeye çalışırken bir problem olmuştu ama onu geldik. Neden bilmiyorum ancak sonradan turlanınca düzeldi her şey. Ve ardından ben kamera arkasında 9. seviyeye geçtim test ederken. Orada da yapmanız gereken şeyi özetliyorum. Villager'ları şu şekilde yerleştiriyorsunuz. 5 tane lazım. Sonra onları yarı cana gelene kadar emikliyorsunuz. Evet ve artık elinizde 9. seviye bir vampir oluyor. 9. seviye bir vampir ne kazandırıyordu onları unuttum. Çünkü en son bölümü çektiğimde sonra biraz geçti. Biraz. Bayağı biraz. Evet. At least end was strong enough to replicate. Evet, şu an elde ettiğimiz güç, kendimiz bir vampir yaratabiliyoruz. Niye? Ha 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 ha. Ama vampir yaratmayı şimdi yapmayacağım. O daha sonraki bir işim olacak. Kendime yeni bir ev yapıncaya kadar gerçekleşmeyecek. Ayrıca Botanya'nın güncellemesi uyarısı da çok güzel. If you can break with your fists, why don't you update Botanya now? Evet. Yumruklarınla ağaç kırabiliyorsan neden Botanya'yı şimdi güncellemiyorsun diye. Hoş bir uyarı vermiş bize. Çikili ediyoruz ona. Evet. Şimdi bu bölüm size önemli bir şey göstereceğim. Şu moda gelelim. Şurada bir deliğimiz var. Wohoho! Evet. Ama men wire'na da vampire, ama men wire'na da vampire. Evet. Evet, bu şekilde koşuyoruz. Bu arada demin mırıldandığım Game of Thrones'un müziği aslında, ancak ama asıl mırıldandığım Game of Thrones'un müziği değil. Ama Man Wire'ın adı Vampire. Magicka trailerlerine bakarsanız görürsünüz. Evet. Night Vision'da toggle'layalım. Voila! Burada ne yapacağım diye soracak olursanız göreceksiniz. Evet, videonun ortasında esnemekte ilginç bir durum oldu. Tabii, soğumayan ve bitmeyen kahvemi yeni yaptım. Bu arada unutmadan, şu an burası biraz sıcak olduğu için, pencere açık ve giriş katı olduğum için ve gündüz olduğu için, eğer dışarıdan bir gürültü gelirse lütfen aldırış etmeyin. Lütfen. Bayağı lütfen. Bunun yanı sıra neden bir süredir doğru düzgün videoya gelmiyordu diye soracak olursanız, bunu kanalı takip eden herhangi bir kişi biliyor, ancak ben gene de söyleyeyim. Taşındığım ve yeni yerdeki internet bağlantısı, telefon hatları problemli olduğu için bayağı bir problem yaşadım. Hala da biraz yaşıyorum ancak şu an gayet idare edebilirim bir durumdayım. Ancak yine sıkıntı yaşanıyor. Onuncu seviye bir vampir olma işini şimdi mi yapsam? Bunun için bana bir adet coffin. Yani bir adet yatak, bir adet biraz wood, biraz da wood plank. Tabii benim önemli bir sıkıntım var. Tahta yok. Evet. Harika, tahtam yok. Hadi biraz gece yapıp tahta toplayalım. For the wood diyerek tabii ki de geceleri şunu giyiniyoruz.
burada. Baltamız yok mu? Yokmuş. O zaman hadi bir adet balta craft edelim. For infinity and beyond diyerek alakasız göndermeler yapmanın da vakti. Evet, o zaman hadi soğumayan bir içmeyen kahvemden yudumlayayım. Bu arada soğumayan ve içmeyen kahvem mi dedim, soğumayan ve bitmeyen kahvem mi dedim, en ufak bir fikrim bile yok, onu şimdiden söyleyeyim. Soğumayan ve içmeyen kahvem dediysem eğer bunu yeni bir meme olarak çıkartabilirsiniz. Gayet makul bir seçenektir. Aklımda bile canlandıramadım. Hatta ve hatta dememişsem bile şimdi de birilerine bir görev vereyim. Yaratıcı bir kişilik soğumayan ve içmeyen bir kahve çizimi yapsın. İçilmeyen değil bu arada, içmeyen bir kahve. Ona dikkat çekelim. Evet. Bunu başarıyla gerçekleştirebilen bir kişi... Tersu, iyi bir çizim yapabilen bir kişi, artık bir şeyler düşünürüz ona. Belki TS'den konuk alabilirim bir bölümlük. Evet, makul bir seçenek aslında düşünürsek. Tabii bizim enginlerden şudur budur biri yaparsa o ayrı mevzu. Artık ona da bir yemek ısmar, onlara da bir yemek ısmarlarım. Ya bizimkilerden biri olursa. TS'ye halihazırda girenlerden biri olursa. Evet. Hadi bakalım. Bizim bu bölüm biraz oduna ihtiyacımız var. Çünkü ben odunluk yapıp bölüm arası odun toplamamışım. Evet. Dünyanın en iğrenç esprilere sahip vampiriyim, değil mi? Tam olarak bu yüzden zaten. Neyse. Hadi biraz da Birchwood. O esnada sizle biraz daha ilginç şeyler konuşacağım. Bunlardan bazıları yeni iki kanal projesi var. Ve bunlar bunun yanı sıra bu arada biri ortak bir kanal. Ne olduğunu yakında göreceksiniz. Neler olduklarını, biri çok daha uzun süre sonra gözükecek. Bunun yanı sıra Linux kanalını Linux hakkında bilgilendirme videoları değil de daha çok podcast videoları şeklinde planlıyorum. Yani nedir? Haftada bir Linux'tan anlayan bir tanıdığımla beraber bir Linux podcast'i yapmayı planlıyorum. Bu nasıl olacak diye soracak olursanız olacak. İlginizi çekerse izlersiniz. Ayrıca soru cevap videosu ise soru cevap videosunun çekilmesine daha var. Şu an Mirai'nin şehir dışında bir işi olduğu için o yok. Dolayısıyla da soru cevap videosunu çekebileceğim bir ikili söz konusu değil. Dolayısıyla onu bekliyoruz. Ancak çok fazla sürmez. Onu söyleyeyim şimdiden size. Ve bunun yanı sıra hazır Angarya yapıyoruz. Aradan çıkartmam gereken başka şeyler var mı? Düşünce yok sanırsam. Aklıma gelirse artık bölüm esnasında bir şekilde söylerim. Evet, geldi aklıma. Spider-Man ve Isaac nerede diye soracak olursanız, Isaac'in gerekçesi belli, video çekemiyorum zaten. Bu Köftenin Distopyası'nda zaten stoktan bile yayınlayamadım, dikkat ettiyseniz. Stokta 2 bölüm kalmıştı. O da bir şey. Diğer bir yandan Isaac tamamen video çekemediğim için çekemedim. Şu yoğurt köfte istemiyordum. Köftenin Distopyası bölümü çektikten sonra 1-2 tane ya da muhtemelen 1 tane ya da 2 tane bilmiyorum. Bir adet Isaac videosu çekeceğim. Hatta bir adet değil, iki adet Isaac videosu çekmeyi planlıyorum.
Spider-Man'e gelecek olursak, Nvidia ile alakalı bir problemim var. Pardon, oyun ve Nvidia ile alakalı bir problemim var. Problemin çözümü hakkında bir şeyler buldum ancak bayağı uğraştırıcı bir çözüm. Onun yerine zaten yakında Windows'lu kısmı Windows 10'a update etmeyi planlıyorum. Onunla beraber seriye devam edeceğim gibi. Evet, böyle bu haberlerde. Hayır, merak etmeyin, Spider-Man'iniz gelecek. Ve çevirmesi biraz işkence oluyor o esnada ancak artık idare edin. Bu arada ona neden altyazı koymuyorsunuz diye soracak olursanız oyunun bir altyazısı yok. Bu benim için kötü bir durum. Evet. Şimdi gel gelelim. Solda güneş yükseliyordu. Güneye giderken kısmına. Evet. TNT'ler değil, chest'ler. Gelin. Ha dur, öncelikle şunu yapacaktık. Şimdi siz gelin. Evet, tabii bir tane daha lazım. Bağ. 3 deney yün. Evet, ve ardından bir adet tabut. Unutmadan bir detaya daha değinmek istiyorum ve dışarıdan hafiften ses gelmeye başladı. Ve şunları da daha rahat çalışmak için şuna aktarmasını istiyorsanız şuna boş elle sağ tıklayacaksınız ve voilà. Evet. Ve sanırım camı kapasam çok güzel olabilir ancak o zaman da ben biraz pişeceğim. Evet, neyse, bundan sonraki videoları artık gece çekerim. Ve silk touch elimde değilmiş. Evet, şimdi gel bağalım buraya. Şimdi şuraya bir adet tabut yerleştireceğiz. Ve glass goblet'ımızı da alalım yukarıdan. Glass goblet ve blood crucible. Bunları alalım. Siz gelin. Siz gelin ve ardından şurayı boşaltalım biraz idarelikten. Ve kendi kanımdan biraz çekeyim. Oh yeah. It's a blood. It's my blood. Ve bölüm arası madenciliğimin bir kısmı. Evet, maden su sıkıntısı yaşamayacağız bayağı bir süre. Ve ardından Blood Crucible, gel bakalım. Şimdi now I offer. I'm going to offer some mortal to my species. Evet. Şimdi gel gelelim 10. seviye bir vampir olmamıza. İlk olarak bir adet kurban seçelim. You're a great example, my friend. A really, really great example. Evet, sadece rastgele seçtim.
o kadar da iyi bir aday değil. E beraberinde hadi günümüzü gece yapalım. Evet, şimdi bu arkadaşımıza. Canının son damlasına kadar içiyoruz. Ve mesmerize edip... Voila! We have an empire. Ve gördüğünüz gibi şurada izli bir slotum. Bakalım bizim vampirimiz nereye gitti? Ha, şu an gece olduğu için muhtemelen avlanıyor. Niye? Pardon. Evet ve ardından yapmamız gereken önemli bir detay daha. Oh bir saniye, ufak bir hata var. Aa ben eski bir sürümdeyim. Ha yok. Tamam. Güzel bir bug'ı yakaladım. Bunu bir ara düzeltmeliyim. Tamamdır. Yapmam gereken şeye gelecek olursak. Yavaş gereken şey tam olarak bu. Gemi doğru düzgün adam akıllı bir depolama. Şunlar nedir diye soracak olursanız. Şunları kaldırmaktır derim. Tabii ki de saçmalamış oldum. Tabii ama siz benim saçmalamalarıma alışkın olduğunuz için bir şey demezsiniz. Belki arada bir iki kişi körte iğrenç esprilerini sevmiyoruz diyebilir. Ancak üzgünüm ama benim kanalımı bugün eve getiren bu iğrenç esprileri. Yani aslında daha çok mod bildim ama olsun. İğrenç esprilerimde bence katkısı var. Diye düşünüyorum. Umuyorum. Sanırım. Ve mesela şuna odunları koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu tarafta gözüküyorlar. Şuraya da şöyle dizelim. Beraberinde yapmamız gereken başka bir detay daha var. O da bir adet biraz gelişmiş bir chest. Öncelikli olarak siz gelin biraz o gelişmiş chest'i yapacağız. Öncesinde şu güzellikleri en sonunda doğrusu yere yerleştirelim. Evet. Kendisi barrel diyebileceğimiz bir sistem. Hem cabanın barrel'larına çok benziyor. Sadece bir değişiği. Bir değişiği evet. Evet. Şimdi Blocks of Irons. And lots of blocks of irons. They are all going to commence. Pardon, cümle olmadı. Hayır, command olmayacak, ben onlara command edeceğim. Ne oluyor la? Konuşma yeteneğimi kaybettim. Neyse, saçmalamayı kestiğim vakit video devam edeceğiz. Arasında tabii ki de. Yanlış chest'i kırmak var. Harika. Evet. 8 adet chest'imiz. Bunlar gitsin. Ayran chest'e dönüşsün. Evet bu iğrenç espriyi hala devam ettiriyorum. Ayran chest. Ayranımız yok. İçmeye...
Valla. Bence gayet güzel oldular. Ve bu şekilde tüm depolama sistemimi biraz taşıyacağım. Ve bölüm arası biraz yokum çünkü... Dondon. Şuraya bir şeyler inşa etmekle meşgul olacağım. Ayrıca o bug hakkında bir detaya değinmek lazım. Şimdi gel gelelim. Neydin sen? Ha. Chunk Loader. Mesela Chunk Loader bu şekilde craft ediliyor pakette. Ama Spot Loader bu şekilde craft ediliyor. Gibi düşünün. Infusion Crafting'e ekledim bayağı bir şeyi. Ki bir sonraki sürümde bayağı da bir eklenecek. O zaman ne diyoruz? Bu bölüm biraz kısa sürdü ancak... Bence güzel şeyler ve güzel gevezelikler yaptık. Ayrıca... 10. seviye bir vampir olduk yani. En üst seviye vampiriz. Ya kısacası hayvan gibi güçlüyüz. Beraberinde bakalım bizim vampirciğimiz burada mı? Hayır değil. Ben vampirciğimizi görmenizi istiyorum. Bakalım şu villagerların arasında mı avlanıyor? Ups. Çok hızlıyım. I'm too fast. Ve beraberinde biraz... Beslenim. Sanırım benim vampirim bundan beslenmiş. Bakalım burada başka beslenilmiş var mı? Evet var. Aa yok, onlar benim yeni bıraktıklarım. Ha. Anladım. Bir sonraki bölüm artık şu slotun ne işe yaradığını göreceksiniz. O slot bayağı güzel bir slot bu arada. İşin üzücü yanı çok fazla... seçenek sunmuyor. Ama elde edeceğiz bir şeyler onunla. Ama vampirimi görmek istiyordum. Vampirimi görmeden önce yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Botanya. Botanya hakkında önemli bir detay. Artık Excalibur yok. Onun yerine şu arkadaşımız eklendi. Ve Excalibur yerine de şu arkadaş düşüyor ve kendisi bayağı güzel bir şey. Creative'den test etti. Bunun sıra başka neye girişebiliriz? Bakalım. Bubble'lara girişeceğim. Evet. Mana tablet kullanıyordum hatırladığınız üzere. Mana tablet çok işe yarar bir şey değil. Tahmin edeceğiniz gibi. O yüzden de mana tableti biraz upgrade etmek lazım. Nasıl olacak bu? Her soru, mana tablet slotum. Hümetörümüzde yer kaplamasını istiyorum. Onun üstü upgrade'i daha sonra yapabileceğiz. Evet, boş bir mana tablet gerekiyor. Wand of the Forest'ımız var mı? Yok, muhtemelen yukarıda ya da bir şekilde düştü imajörümde. Yani kaybetti. Günün sonu başladı. Wand of the Forest. Burada. Evet. Bu arada bu kadar çok çocuklu bir yer tuhafıma gidiyor. Evet, göstergeler de değişmiş biraz. Yabancı dili olmayanların anlayacağı bir hale gelmiş. Ve bakalım, vampirimiz... dişiymiş vampirimiz. Merhaba. Evet. Bu bizim kişisel kölemiz. Köle vampirimiz. Biz onun efendisiyiz. Niye? Evet ve tabletimizden boşaldığına göre... Band of Mana. Ve ardından...
Ring of Mental değil, Ring of Magnetization. Evet, Ring of Magnetization. Gel bakalım. Senin için ne lazımdı? Bu lazımdı, bunun için bu. Glass yok. Ha var. Ama pain yok. Ama bakalım. Pardon. Ha, glass pain'e de ihtiyaç yokmuş. Normal glass da oluyor. O zaman. Sırasıyla. Mana Lens. Peki seni. Gold ve iron lazım. Tabii asıl materyaller burada olmayınca Magnus için doğal olarak gold ve iron kullanmışlar. Döndüm. Tamam, bu nedir diye soracak olursanız şunu giyinelim. Inner Arts. Şu arkadaşları dolduralım. Evet, sen şu moda gel. Ups. Arkadaş bu arada normal. Deminki arkadaş şuraya gitti. Onu gösterelim. Hatta seni aşağıdaki slota alacağım. Ve şimdi. Şu şöyle duruyor. Tabii kendi inventory'inden gittiği için bu bir süre dışarıda kalacak. Çünkü onun bir cooldown var. Kendi inventory'inden giden bir şey, çıkan bir şeyi hemen inventory'ine almıyor. Bu pek çok botanya crafting'i için önemli bir detay. Evet, ve ardından seni de alalım ve artık manamızı yüzük olarak taşıyoruz. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.